Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabi ecmaîn. Fatih Mekke 13. sefir 93. kısım 79. bölüm. Halvetin terki, celvet. İnsan ilahından başkasını görmezse her bir varlıkta halvet o zaman imkansızdır. Sen bu halde olursan celvet içindesindir. Allah'ın onda açıklama ve sözü vardır. Allah bize ve size yardım etsin. Bilmelisin ki keşf halveti imkansızlaştırır. Çünkü insan halvetteyken perdelidir. Keşf olduğunda ise halvette olmadığını görür. Öyleyse bilinen halvete girmek, halvete girinin cehaletine delildir ve keşf esnasında bu bilgisizliğini öğrenir. Bilmediğini bilmeyen kimse iki cehalet sahibiyken Bilmediğini bilen kişi tek bir cehalet sahibidir. Allah'ın alemin varlıklarında zuhur eden Ez-Zahir ismini bilenler ondan başkasının bulunmadığını bilirler. Bunu bilen kendisine zuhur edene bakmazsa halvettedir. Bu bilgi onun adına bir topluluk ve celvet meydana getirir. Bu bakımdan onun için halvet geçersizdir. Bazı kimseler halvet sahibini üstün görmüşken bazı kimseler toplulukta olmayı üstün saymıştır. Allah'ın el evvel ve el batın ismi halveti talep ederken el zahir ve el ahir ismi celveti talep eder. Hangi isim sana yakın ise ona uymalısın. İsimler arasında bir bakıma üstünlük yoktur. Bütün yaratıklar ise sonuçta topluluğa varacaktır. Halvet dünyevi bir iş iken halvet dünyevi bir iş iken topluluk uhrevidir. Ahiret ise daha hayırlıdır.